Şöyle, tüp bebek uzmanıyım öncelikle onu söyleyeyim. İkinci çocuğumuz, ilk çocuğumuz da tüp bebek tedavisiyle dünyaya geldi. İkinci çocuğumuz da tüp bebek tedavisiyle dünyaya geldi. Şöyle, eşimin yumurta rezervi düşük olduğu için biz kendiliğinden gebelik ihtimalinin çok yüksek olmadığını biliyorduk. O yüzden de ikinci çocukta da direkt tüp bebek tedavisi uyguladık. Normal rutin hastalarıma yaptığım standart bir tüp bebek tedavisiydi. Eşimin yumurta sayısı çok düşük olduğu için ona özel bir tedavi uyguladım. Yumurtalarını büyüttük, topladık. Oradan da laboratuvarımızda tabii ki embriyolog arkadaşların gayretleriyle güzel embriyolar elde edildi. O embriyolardan bir tanesi çok daha iyiydi diğerine göre. O embriyoyu transfer edince eşim gebe kaldı ve biz de o anı ölümsüzleştirmek için video çektik. Ve bu şekilde de paylaştım videoyu. İnsanlara hem örnek teşkil etsin diye hem de bir tüp bebek doktorunun da tüp bebek tedavisine ihtiyacı olduğunu insanlar görebilsin diye. Çocuğum 2 yaşında, ismi Elisa. Sağlık durumu çok iyi. Şimdi artık konuşmaya başladı iyice. Her şey yolunda, perfect diyeyim. Ya tüp bebek artık çok sık uygulanan bir yöntem ve çok kolay bir şekilde uygulanıyor. Artık bu konuda teknoloji de çok ileride. İnsanların toplum baskısından çekinerekten bu tedaviyi biraz saklama eğilimleri var. Bence artık bundan vazgeçmenin zamanı geldi. Yani nasıl normal yolla gebe kalabiliyorsanız tüp bebek de çok basit bir şekilde uygulanıyor ve tüp bebekle olan yani dünyaya gelen bebekler normal yolla dünyaya gelen bebekler gibi aynı parametrelere, aynı sağlık durumuna sahipler. O yüzden de artık toplumun bence bu baskıdan kurtulması ve bu tedavileri rahatlıkla uygulayabilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Herkese merhabalar. Bugün hastamız benim eşim. Kendisine tüp bebek tedavisi yaptım. 2 tane yumurta toplamıştım. O yumurtalardan bir tanesi güzel bir 3. gün embriyosu olmuştu ve onu kendi elimle transfer ettim ve pozitif oldu. Bugün de bebeğimizin kalp atışlarını dinleyelim. Good.